3. Amerika'ya gidiyoruz. Evet. Dur bir daha yapalım, bekle. 1, 2, 3. Amerika'ya gidiyoruz. Dur, bu kadar bay bay edikiydi. Arkadaşlar vizemizi aldık. Çok korkuyordum. Suratımı kızarıklanan göreceksiniz. Gerçekten Buse'yi bir görseniz arkadaşlar. Amerikan Girl bebek alışverişi yapmaya gideceğiz oraya arkadaşlarımıza. Amerikan Girl bebeklerin nasıl yapıldığını fabrikasına gidip teyze. Şurası diyorum, çekmek yazmışlar. Galiba daha gelecek. Sabah tabi. 7.45'teydi radyomuz. Saat 10 mu? Saat 10. Tamam. Saat 10. Önce çıktık, gidiyoruz. Bu kadar insan da bekliyor burada, evet. Hala. Arkadaşlar çok korkunç. Videolar gelecek. Amerika'dan harika videolar geliyor olacak arkadaşlar. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çok yakında Amerika'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu mutluluk verici haberden sonra eve geldim ve ertesi gün oldu. Bu mükemmel haberi bir sindirdim. Çünkü hiç beklemiyordum. Ama şimdi sizin belki de Amerika vizesiyle ilgili bir düşünceniz, fikriniz veya bir bilginiz olmayabilir. O yüzden ayrıntılı bir bilgi vermeyeceğim. Eğer Amerika vizesine, turist vizesine başvuran tanıdığınız, anneniz, babanız, işte akrabanız falan varsa ben kendi kanalımda, bu sözlü kanalımda bunun ayrıntılarını anlatacağım. O yüzden oraya yönlendirebilirsiniz. Ben şimdi size çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bu vize mülakatla verilen bir vize. Yani gidiyorsunuz bir cam kapının arkasında, o size mikrofonla sorular soruyor, size cevap veriyorsunuz. Verdiğiniz cevaba göre eğer karşı taraf isterse veriyor, istemezse vermiyor. Neden isterse? Çünkü son yıllarda çok fazla Amerika'ya göç olduğu için ve normal göç de değil yani. Yani iltica yoluyla veya kaçak yollarla çok fazla göç olduğu için, çok fazla böyle giden olduğu için turist vizesine başvuruyor bile olsanız size göçmen gözüyle bakıyor. Diyor ki ya bunlar gider Amerika'ya dönmezse diye bakıyor. O yüzden o kadar ikna edici ve mükemmel bir hikayeye sahip bir şekilde başvurmalısınız ki kabul etsinler. Biz de gitmeden önce, daha doğrusu randevumuzdan 5-6 gün önce karın ağrılarıyla acaba nasıl bir hikaye yapsak, acaba nasıl bir plan anlatsak da ikna etsek onları falan diye düşünürken aklımıza bunlar geldi. Evet, Amerikan Girl'ler geldi arkadaşlar. Çünkü her Amerikalı kızın, kadının mutlaka hayatında bir defa Amerikan Girl'lerle bir bağı olmuştur. Bir şey olmuştur. Bunu biliyoruz hani araştırmalarımızdan diye. Ve görüşme yapacağımız kişi de Amerikan olduğu için, yani Amerikalı olduğu için eğer bir kadın denk gelirse mutlaka biliyordur. Bundan bahsedelim demiştik. Ve cidden bir kadın denk geldi. Hem de orta yaşlı bir kadın denk geldi. Ve direkt ilk söylediğim şey "We have a huge American Girl collection" oldu. Bizim çok büyük bir Amerikan Girl koleksiyonumuz var. Ve Amerika'ya neden gitmek istiyoruz? Çünkü oraya gidip Amerikan Girl mağazalarını canlı bir şekilde gezmek ve orada içerik üretip arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz dedik. Ve onaylandı arkadaşlar vizemiz. Dedi ki bize "Have a nice trip, iyi yolculuklar. Ve benim için de Amerikan Girl mağazalarını gezin" dedi. Ve çok mutlu olduk. Zaten hemen gördünüz videonun başındaki o sevinci. Çünkü telefon falan götürmek yasaktı. Arabaya biner binmez hemen sizin için video çektik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu güzel, bu harika habere ve tabii bu habere sebep olan, yani bu onaya sebep olan Amerikan Girl'ler için güzel bir Amerikan Girl videosu izlemeye dersiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen başlıyoruz. Yani aldığımız ilk bebek Turlumi serisinden de arkadaşlarım. Şöyle bakalım. Bakın işte burada duruyor. Vesikalık resmini de çektirmiş. Katalogda yerini almış. Evet, aldığımız bu arkadaşlarım. İlk alışverişimizdi. İkinci alışverişimizi yapmak için karar veremedik. Hangisi diye size sorduk. İki bebek arasında kalmıştık. Hadi Buse'cim göster. Ay, Buse hazırlamış bile. İşte kazanan bebek buydu. Burada hangisi sence Buse'cim, bulamadım? Benim. Ama onun çilleri var. Bu anneciğim bu. Bunun çilsiz olanı. Çok benziyor mu? Bunun çilleri var. Evet arkadaşım, ikinci kazanan bebek buydu. Bundan sanki biraz vazgeçer gibi oldum. Neden mi? Çünkü aynı bebek arkadaşlarım. Çok benziyorlar birbirlerine. Anneciğim zaten aynı bebek. Bir düz saçlı, bir kıvırcık saçlı. Bak bu da mesela kısa saçlısı. Ama kıyafetleri de aynı. Evet. O yüzden aynı kıyafetten neden iki tane olsun ki dedik. Anneciğim şimdi bu bebeğimizi açmadan önce bunların içinde ne var? Senden birer kelimeyle öğrenebilir miyiz? Bak birer kelimeyle. Ya. Bu bebeğin içinde ne var? Mümkün mü bu Buse'cim birer söyle kelimeyle? Söyle. Sürpriz 1. Ya hayır öyle değil. Bununla ilgili asla bir şey söylemeyeceğim. Ya. Çünkü bak hiçbirinde belirtiyor. Hadi bunları da söyleyebilirim. Zaten üzerine resmen. Bu tamamen sürpriz arkadaşlarım. Ya. Bana bile sürpriz oldu. Unutmuşum aldım yahu. Ben hadi de devam edelim. Bakın burada ne var? Trulli serisine ait mavi ve saç tasarım arabası. İçinde maşasından kurutma makinesine, aynasından tokalarına kadar her şey var arkadaşlar. Bigudesi, ojesi, osu busu her şey var. Yani bu bir kuaför malzemesi. Arabası. Arabası arkadaşlar. Evet. Geldik buna. Bu da bizim kuaförümüz için gerekli olan bir parça. Bir sandalyeye bakın, arkasından kalkıyor bile hani. Yükseklik ayarı bile var arkadaşlar. Bakın pedikür yaptırdıktan sonra giymesi için bir terlik, parmak arası terlik. Cilt bakımı için giyebileceği önlükvari bir giysi ve bir saç bandı anneciğim.
Evet, yukarı geçelim mi? Ay dur, ben geleyim onlar için. Şununla ilgili çok ciddi bir anım var arkadaşlar. Bunu haftaya paylaşacağım sizinle bu yolda. Evet, söyleyelim Buse'cim. İkinci el aldık. Bu kadar söyledim bile, sürpriz kalmadı. İkinci el bebekler de aldım arkadaşlarım. Çok az kullanılmış ama artık sahibi tarafından istenmeyen ama çok istediğim eski sezonlara ait, yani eski yıllara ait, 2015, 2005, 2006 gibi ve aynı elbisede. Bu kızın peşindeydim. Bu elbiseyi de o yüzden almıştım zaten. İkinci el almak çok da sevdiğim bir şey değil ki. İlk kez yaptım arkadaşlarım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Gelir gelmez bakımında, temizliğini hep birlikte yapacağız ama aynı bu elbiseye ait olan bir bebek. İsmi Lea Clark. Evet. Onun elbisesini almış bulunduk. Bebeğini de almış bulunduk. Yani iki tane elbisemiz olacak anneciğim. Ve aksesuarlar da aynı. Evet. Neyse, devam ediyorum. Burada bir ne var? Şu gibiydi şu. Wow. Bir pijama takımı. Evet, ve pantofları. Ya harikasın anneciğim. Ay, açmak için sanıyorum. Bir, evet. Doğum günü hediyesi. Evet, doğum gününde giymesi için doğum günü kızına ait bir üst ve bir balon. Anne, bu balonun güzelliği ne böyle ya? Ya çok güzel. Bu evet. Renk ne? Ve arkasında daha da detaylı göreceğiz. Evet. Bir de fun book varmış arkadaşlar. Eğlence kitabı for girls, yani kızlara özel. Devam ediyorum. İşte bu benim en sevdiğim ve en çok kullanmak istediğim şey. Evet arkadaşlar, herhalde anlamışsınızdır. Bir kuaför konseptimiz var. Yani bir kuaför salonu açıyoruz. LOL bebeklerimizin, bar bebeklerimizin ve Amerikan girllerimizin rahatlıkla kullanıp hizmet alabilecekleri bir kuaför salonumuz olacak çok yakında. Bu da kuaför salonumuzun tarağı arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Burada muhteşem güzel bir tane kilotlu çorap. Bir tane de tight'ımız var. Evet, harika. Ve benim en beğendiğim muhteşem bir elbise. İçinde bir de iç çamaşır var arkadaşlar. Ve muhteşem güzel mavi ayakkabıları. Arkasında da. Pabuçlarımız çok güzel. Evet, çok tatlı. Ve bir de içinde arkadaşlar böyle CD'li bir kitap var. Bunu da çok merak ediyorum. Birazcık açmak istiyorum. Arkadaşlar duydunuz. Bir kuaför konsepti hazırlıyoruz. Sizce bu kuaför konseptinin eksiği ne olabilir? Bunun için ne olduğunu yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, hay Allah, böyle bir soru beklemiyordum senden bu seçim ama asıl kuaför kim olacak arkadaşlarım? Asıl konumuz bu. Haftaya ya. Göreceğiz bunu, evet. Evet, çünkü size biraz önce sordum ya soru arkadaşlarım. Oradan bir bebeği ben zaten aklıma yazdım. Bir bebek var ki tam bir kuaför edasında. Evet. Kuaför havasında. Onu size sormadan almış olacağım. Bu sürpriz olarak haftaya karşınıza çıkacak canlarım. Çok şaşıracaksınız ama şu sorumu unutmayın arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Devam ediyorum ve başlıyorum anneciğim. Evet, başlamadan önce ben şu kameramı sabitleştireyim. Çünkü müdahale edemiyorum ya bu seçim, böyle çıldırıyorum şu anda. Bekle, birlikte açalım. Hazır mıyız? Hazırız. Değiliz. Neden ama? Hazırmışız. Aa, dur ben açacağım. Ben açacağım. Vay canına. Aç, aç. Vay canına. Aç gözlerini, aç. Türkiye'desin artık. Tatlım, çok tatlı. Ve bir dakika, gözü açık bir şekilde. Bakalım ona. İşte böyle arkadaşlarım, yüzü çok şirin değil mi? Parlak, aydınlık bir yüzü var. Çok da sevimli. Bir göz göze gelemedik yalnız. Biraz utangaç mısın Nesin bebeğim? Çok tatlısın. Yemek istiyorum seni. Yatıralım, öyle mi çıkartalım Buse'cim? Bence arası çıkartalım anneciğim. O zaman benim için birazcık yine zorlaşacak. Evet, birazcık karanlığımız var. Ayakkabılara bakar mısın? Işık, wow, ışıltılı bir ayakkabısı evet. Var. Çok güzel simler. Çıkmıyor. Harika. Bu yaşıma kadar sahip olduğum tüm bebeklerden özür dileyerek söylemek istiyorum ki bu benim sahip olduğum en güzel bebek. Sapsarı saçlarına bayıldım. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki. Ve bildiğim bir özellik arkadaşlarım. Bu bebeklerin saçları çıkıyormuş. Şaka. E tabi peruk aldım. Ay arkadaşlarım, bilmiyorsunuz. Bu kızlar için peruk da aldım ben. Ama Buse'cim. Efendim? Nasıl çıkartıyoruz? Birazcık şöyle kanıttırır mısın şöyle bir? Şöyle yırtmaya çalış, kaldır bakayım. Nasıl çıkaracakmışız bunu? Çıkmaz mı? Arkadan başla. Bir dakika. Nasıl yani? Kafaya mı çakılı saçlar? Bunun bir peruk olduğunu zannediyordum. Bir dakika anneciğim. Buse bulacak da, bize gösterecek de. Evet, gördün mü? Bu bir peruk. Ama cırt cırtlı bir peruk. Ne kadar da güzel sağlam duruyor çok kafasında. Çok sağlam. Yani arkadaşlar bunu bizim araştırmamız lazım anneciğim. Nasıl bir çıkartılıyor araştırma. Diye. Evet. Anneciğim böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten şu anda konuşamıyorum. Ceketinizi çıkartın. Arkadaşlar çok güzel. Kollarınızı görelim. Evet, ben de onu çok istiyorum. Başka bir aksesuar yokmuş. Çantası falan yok değil mi Buse'cim? Hayır anneciğim. Elbisesi, pabucu ve ceketi var. 360 derece dönebilen muhteşem güzel bir adet pofuduk kol arkadaşlar. Of, yumuk yumuk evet, mısık onları. Gerçekten çok pofuduk. Şimdi bu Amerikan Girl bebeğimizle ismini bulduktan sonra arkadaşlarım. Şimdi ne diyelim, X kızımız diyelim. Slime'lar yapacağız. Piknikler yapacağız. Mangal partileri yapacağız. Doğum günleri kutlayacağız.
Barbie'lere ev görmesine gideceğiz. İnanmıyorum. Lollerle okula gideceğiz. İnanamıyorum. Her şeyi yapacağız arkadaşlarım. Harika görünüyor değil mi? Aynen. Çıldırıyoruz arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ekran başında. Size göstermeye arkadaşlar bütün el hareketlerini yapabiliyoruz yani şu anda. Çok mutluyum. Biz bunlarla spora da gideriz anneciğim. Hop. 1, 2, 3, son 2, 3, 4. Şimdi bir dakika mola. Elbisemizi bir çıkartabilir misin? Bir görelim. Vücutlarının kumaş olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlarım? Evet. Vücutları plastik değil. Yumuşacık. Ya, kumaştan. Kıyamam. İşte tedirgin olduğum nokta buydu arkadaşlarım. Şimdi ikinci el bebek aldık dedik ya. İşte onların vücudu ne halde gelecek ondan çok endişeleniyorum. Bakar mı? Wow, çamaşır da var. Evet. İşte böyle. Muhteşem. Elbisemize şöyle bakalım. Hemen gösteriyorum. Amerikan Girl bebeklerin bir özelliği de onlara hazırlanmış elbiselerin aynısından kendimize de alabiliyoruz. E tabi benim kadar büyük olmayacağı için bu kumaştan bulursam aynı elbiseden kendime dikeceğim. Anne efsane bir elbise, bayıldım. Kumaşı altının fırfırları özenle dikilmiş arkadaşlarım. Sanki gerçek bebekler için yapılmış gibi. O kadar özenli, o kadar sağlıklı ürünler ki. Anneciğim bak aslında normalde iç çamaşırına gerek olmamasına rağmen o kadar güzel yapmışlar ki. Hani iç çamaşırı bile düşünmüş olmaları bence çok güzel bir detay. Çok güzel yani. Sence? Bence de çok güzel. Yani takdir edilecek bir prodüksiyon arkadaşlarım. Kesinlikle bu bebeklerde mahremiyete özen gösterilmiş. Yani affedersiniz ama yani lol bebeklerdeki punk boy gibi bir durum söz konusu değil. Ya biz şimdi arkadaşlarımız bilmiyorlardı belki. Arkadaşlarım punk boy de bir dejenerasyon var. Sizinle paylaşmadım ki paylaşabileceğim bir şey de değil zaten. Bence kimse de paylaşmıyordur zaten. Anne saçlar var ya saçlar. Evet. Saçlar ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir saç yok yani. Tara dur. Evet. Stresini at. Anne ne merak ediyorum. Gelin birlikte yapalım. Hadi pabuçlarımızı çıkartalım. Evet pabuçları çıkarmak istiyorum. Evet cicisinde giymiş. Posajım ceketini giydirmiyorsun çünkü hava çok sıcak evet, değil mi? Evet anneciğim çok sıcak olduğu için Haziran ayında olduğumuz için giydirmiyorum anneciğim çok sıcak ama. Sizin oralarda hava nasıldı şekerim? Burası çok sıcak gördüğün gibi İzmit'teyiz ve artık sen bir İzmitlisin. Buraya alışman lazım. Kocaeli çocuğu. Ve nereye gidersek seni yanımıza götüreceğiz. Evet kesinlikle. Yeni arkadaşların gelene kadar sen hep bizimlesin. Onların yokluğunu sana hissettirmeyeceğiz. Şimdi Turulmayacağım. Sana ve arkadaşlarımıza bir sürprizim var. Arkadaşlar biz aslında bunları baby aileler için almıştık. Bunlar dedi. Şey şimdi göstereceğim. Bakın hatırladınız mı? Vay canına. Anneciğim bakar mısınız? Anneciğim de ağır generation bebekler var. Kopartabilirsin artık. Sahibini evet. Buldular. Evet sahipleri buldular. Artık kopartıyorum. Bebeklerle denemek bile nasip olmamıştı arkadaşlarım. Denemiştik. Ben denemedim. Aldığımızda denemiştik alıyor musun? Öyle çıkartınca mi? Kargodan. Ama böyle. Bizden önce Berk kullandı bile bunları. Evet. Arkadaşlar şu an hangi rengini istersiniz diye soramadım size kusura bakmayın. Direkt mavi ebeğim en sevdiğim renk olduğu için mavisini. Hayır mavi istemiyoruz. Ya. Kıyafetimiz de çok karıştı. Pembe olabilir. Tamam pembe olsun. Güzelmiş. O zaman hemen mavi şuraya alıyoruz. Bu da bizim diğer bebeklerimizi beklesin. Pembe sandalyemizi aldım. Etiketini koparttım. Siz de bizi burada bekleyin. Çok güzelsiniz, harikasınız. Evet arkadaşlar, ceketimizi hemen şuraya şöyle asalım. Bebeğimizi oturtalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım oturacak mı? Evet işte oldu. Ya. Harika. Ağlayacağım. Ve benim merak ettiğim bir şey daha var Buse'cim. Acaba pabuçlar ayağından çıkıyor mu? Bir. Çıkıyorsa çıplak ayakla ayakta kendi başına durabiliyor mu? Bilmiyorum. Hadi bakalım verin buna cevap. Çok merak ediyorum ve buna hemen cevap veriyoruz. Turulimi bebeğimin ayakkabısını sanki bir kül kedisinin ayağından topuklu ayakkabı çıkarır edasında çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkartamıyorsun Musa'cığım. Çıkartamıyorum. Çıkmıyor mu? Çakılı mı yoksa? Derken. No no. Bembeyaz, tertemiz, çok güzel pabuçlar. Sen Türkiye'nin yollarında bir çamura bas da, bir sokakta gez de, senin o bembeyaz pabuçların bir kirlensin. Şu ayaklara bak annesi. Ay onları öleceğimi süreceğiz. Evet. Ha ben kına yakarım onlara. Ya anne diyorsun. Evet kına yakarım, kına gecesi falan yapacağız, düğünlere evet. Gideceğiz. Kına dağıtacaklar, ellerimize, ayaklarımıza, saçımıza kınalar yakacağız değil mi bebeğim? Anne, çıplak ayaklar ayakta durdu. Şak. Vay ben kına gecesine dalmışım. Evet fark ettik. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Yehoo. Trulami bebeğimiz yani şu anda isimsiz olan bebeğimiz. Şimdi geçici olarak Melisa desek mi? Evet Musa'cığım, ben çok Melisa yakıştırdım. İstiyorum. Melisa bebeğimiz pabuçsuz da ayakta durabiliyormuş. Aferin sana. Vay ilk köpücüğü de bu sablan kaptın hadi. Çok tatlısın seni çok seviyorum. Senin yanına hiç ayırmayacağım. Her yere seni götüreceğim tatlım. E bir kere bunu ben söyledim Musa'cığım. Biraz önce dedim. Anneciğim acaba Amerikan yöylerin bebek arabası var mı? Bizde 300'lerin bebek arabası var ama 3 tane bebek almamız gerekiyor. Ama bizim yakında yani haftaya eğer olursa arkadaşlarımız hemen bugün karar verirlerse hemen alacağız ve haftaya 5 tane Amerikan Girl bebeğimiz olacak. Neden 5 tane dediğimi göreceksiniz evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi veda zamanı.
etmek istemiyoruz biz bu bebeği ama. Tekrar göreceksiniz. Melisa'yı tekrar videolarımızda görmek istiyorsanız ve onun Melisa ismini beğenmediyseniz, yeni bir isim istiyorsanız yorumlarda ve anket butonunda buluşalım, konuşalım canlarım. Anket butonuna ne soracaktık? Hiçbir şey. Anket butonumuz yok. Yorumlarda mı konuşacağız? Evet. Evet arkadaşlar. Hayır, anket butonumuzda yeni alacak olduğunuz bebeğimiz vardı bu seçimde. Çok unutkansın. Evet, gerçekten arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Sizi sevgi kelebekleri sizi. Çok sevdim.